Bir şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Ortalığa böyle mesajlar atıyorlar. Biz böyle ilgiyle, zevkle, keyifle gece izledik. Biz de topa girmedikçe daha da agresifleşiyorlar. Sonra dayanamadılar. Bizim arkadaşlar çok çirkin buluyorlar ama ben komik buluyorum. Yani Allah edercisi de komik buluyorum. Görmediğiniz de görün. Benim de sesimi kullanarak bizi topa çekmek için bir video yapmışlar. Neydi ismi? Al veliye ver deliye mi neydi? Öyle bir şey video yapmışlar. Bu hiç konuşmayan kulüp bugüne kadar. Sivas'taki olaylardan sonra konuşmayan kulüp. Arkadaşlar benim sesimi kullanması çok çirkin buldular. Neyse ben o şeyleri takmıyorum. Dün böyle bir atışmalar falan oldu. Şimdi orada bazı şeyler ima ediliyor. Bir tanesi şunu diyecekler. Bazıları. Siz diyecekler 8 Mart operasyonuna taş koydunuz. Siz ve sizin gibi olanlar olmasaydı bu hakemler zaten temizlenmişti. Şimdi de dert yanıyorsunuz. O konuya da açıklık getireyim. Defalarca da söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Belki unutuyorlardır. O da ilkesel bir konuydu. Neydi ilkesel konu? O dönemde bütün hakem sınavları, yani klasman atlamak için yapılan veya olduğunuz yerde kalabilmek için yapılan hakem sınavları bir evvelki federasyon tarafından, ki bence bir evvelki federasyon Türk futbol tarihine en ağır zararı veren federasyondur. Hem ekonomik açıdan hem sportif açıdan kaldırdılar. Niye kaldırdılar biliyor musunuz? 8 Mart'ta temizleyeceklerdi bir grubu, ki o grubun içinde en çok zarar gören o hakemlerden Fenerbahçe'dir. O grubu temizleyeceklerdi ve tamamen keyfiyetle, hiçbir veriye, dataya, imtihana, sınava, hiçbir şeye değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi. Ve biz o açıdan ilkesel olarak sezon ortasında böyle saçmalık olur mu dedik. Ve gücümüz yettiğince de başka kulüpler de tepki gösterdiler. Bu operasyon engel. Şimdi diyorlar ki siz bunları engellediniz, şimdi de dert yanıyorsun. Hayır, öyle değil. Gerçek, hakemlik müessesesinde de devrimsel bir temizleme ve atama yapılacaktı. Ve bizim endişemiz liyakatla yapılmayacağı için A, B, C herhangi bir takımın lehine, niyetine, güç kimin elindeyse onların arzusuna göre bir atama yapılacağı için onun karşısında durduk. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ben biliyorsunuz açık konuşmayı seven bir insanım. Milyonları etkileyen konularda kulüp yöneticileri, başkanlar açıklamalar yapıyor. Ya gelin iddialarınızı televizyonda tartışalım dedik. Niye gelmez? Bu kadar inanıyorsanız iddianıza, bu kadar güzel algı yapıyorsanız niye gelmez? Şimdi bakın. Bakın. Ne dedim? İflas etmesinin, Türk hakemlik müessesesi iflas etmesinin artık belgesini bu sene gördük.